Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu yine bir elektronik siparişimiz vardı. Yurt dışından geldi. Çin'den geldi. Ve bu ürünümüz yaklaşık bize bir hafta 10 gün civarı tarafımıza teslim edildi. Ürünün Çin'den uçağa bindirilip ülkemize giriş yapması neredeyse 2 gün bulmadı. Ama ürünün gümrükten çıkıp tarafıma ulaşması bir haftayı buldu arkadaşlar. Ürünü teslim aldık. Ürünü açacağız. İçinde ne mi var? Ne işe yarıyor? Adım adım sizleri dostlarıma göstereceğim, anlatacağım. Gerçekten beklediğim ürünse her evde özellikle büyük şehirlerde yaşayıp da kirli su içmek zorunda kalan insanların ihtiyacını giderecek mükemmel bir cihaz olduğu konusunda detaylı incelemelerim, araştırmalarım var arkadaşlar. Bu ürünün de elbette özellikle su ihtiyacı yani temiz hijyenik su ihtiyacını karşılama konusunda hatta bu damacana su satan yerler bile bu ürünü kullanıyor. Bunu dediğim zaman tabii ki çoğunuz anlamışsınızdır arkadaşlar ama yine biraz da işin sürprizi olsun dostlar. Çünkü ilk defa bu videoyu izleyenler için biraz sürpriz olsun. Oysa değerli takipçilerim ne demek istediğimi anlamışlardır. Arkadaşlar ürünün ambalajını makasla açmaya çalışırken etiketi biraz üstündeki bilgileri silmeye çalıştık arkadaşlar. Ambalajı açılmamış bilginiz olsun. İlk defa açıyoruz birlikte. Etiketin üzerindeki verilerin görülmesini istemedim arkadaşlar. Baştan dolayı etiket yıprandı. Güzel bir baloncuklu poşete yerleştirmiş arkadaşlar. Şöyle poşetimizi kenara kaldırıyoruz. Kutumuz bu. Kutumuzun şöyle kenarlarını inceliyoruz. Kapalı bir kutu olarak tarafımıza geldi. Burada arkadaşlar bir kutu kodu var. Kare kodu üstüne eklenmiş. Şöyle kutumuzu açalım. Açma noktası var mı diye bakıyorum. Yok galiba. En iyisi şuradan açalım arkadaşlar. Bu arada dostlar bu tarz videolar gerçekten sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen kanalımdan desteklerinizi esirgemeyin. Abone olmamış olanlar varsa aranızda abone olup bildirim butonunuzu açarsanız daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olursunuz. Arkadaşlar bu arada abonelik ücretsizdir. Yani ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim butonunuzu açmanız elbette tarafınızdan herhangi bir ücret falan tahsil edilmiyor. Sizler bunu yaptığınız zaman ne mi oluyor dostlar? Bizim bu paylaşımları sizinle paylaşmaktan mutluluk duymamızı sağlıyorsunuz. Yani emeğimizin karşılığını beğenilerinizle, yorumlarınızla, fikir ve görüşlerinizle ve sosyal ağlarınızla paylaşmalarınızla alıyoruz. Yani sizden talebimiz arkadaşlar. Abone olmamış olanlar varsa abone olması, bildirim butonunuzu açmanız, yorumlarınız, fikir ve görüşleriniz varsa yazmanız, sizden sonra izleyecek arkadaşlara hem yol göstermesi için hem de videolarımızın ön plana çıkmasını sağlıyor dostlar. Ayrıca fikir ve görüşünüz yoksa dahi bir nokta, bir kalp, bir beğeni bırakırsanız bizim için gerçekten çok değerli dostlar. Videolarımızın ön plana çıkmasını sağlıyor. Evet dostlar, kutumuzu yavaş yavaş açıyoruz. Ürün her zaman dediğim gibi arkadaşlar gerçekten ozon jeneratörü arkadaşlar ve ürün her zaman videolarımda bahsettiğim gibi yine Çinli kardeşlerimizin ürettiği bir ürün. Çin'den geldi arkadaşlar. Ülkemizde Çin üzeri ürün satan bir siteden alındı ve bu site üzerinden tabii ki Çin'den ürün temin edilip gönderiliyor. Ürün arkadaşlar şöyle bir baloncuklu poşete yine sarılmış. Tabii ki kargoda zarar görmemesi için. Poşetin kendisi baloncuklu. Aynı zamanda ürünün kendisi de baloncuklu poşete sarılmış. Arkadaşlar bu ürünün farklı farklı fişleri var. Alırken dikkat edin. Tabii eğer fişi değiştirme kabiliyetiniz yoksa. Yani ben aslında fişle uğraşmak istemedim. Yoksa 30-40 TL diğer ülkelere ait. Yani örneğin ABD fişiyle gelirse 30-40 TL daha ucuza geliyor. Tabii ki şöyle bir durum söz konusu. ABD fişiyle alırsanız, Amerika Birleşik Devletleri fişiyle alırsanız arkadaşlar ürün 110 voltta çalışıyor. Ülkemizde uyumlu değil, ona dikkat edin. Bunu da başta belirteyim. Yani ülkemizde uyumlu aslında Avrupa standartlı fişle almanız daha mantıklı. 110 voltta tabii ki ülkemizde fişi uydursanız dahi ben az kalsın bunu gözden kaçırıyordum. Yani 30 TL ucuza alacağım diye. ABD fişiyle almaya çalıştığınız zaman 110 voltta çalıştığı için oran elektrik yani tesisat yanlış hatırlamıyorsam bu sefer cihazı yakarsınız. Malum ülkemizde 220 volt kullanılıyor.
Fişimizi şöyle baktığımız zaman 1 metre var galiba. Bu arada biraz kötü plastik kokusu var. Galiba bu da fişe aittir diye düşünüyorum. Sevmedim gitti arkadaşlar. Bu dönüşüm, geri dönüşüm plastikleri kalitesi kötü oluyor ve kötü kokuyor. Arkadaşlar yaklaşık 1 metre boyutunda bir fiş gönderilmiş. Şöyle göstereyim sizlere dostlar. 1 metrenin 1 ve 20 santim herhalde 1-10 santim var diye tahmin ediyorum. Ben de metre olmadan ölçüyorum bu arada. Tahmini olarak söylüyorum. Arkadaşlar ürünümüz bu. Şöyle bakıyoruz ürün üzerindeki etikete. Dostlar ürün üzerinde 1000 miligram yani herhalde saatte 1000 miligram üretiyor. Tam olarak emin değilim. İngilizcem yok. Yani profesyonelce bir İngilizcem yok arkadaşlar. Yanılıyorsam düzeltebilirsiniz. Yorumlar hepinize açık. Her zaman ne diyoruz? Akıl akıldan üstündür. Bilgi paylaşılıksa değerlidir. Ben burada yanılıyorsam yorumlar açıktır. Yanılgımı düzeltebilirsiniz. Siz değerli bilgilerinizde dostlar. 1000 miligram saatte galiba ozon üretiyor. Voltaj arkadaşlar ülkemizde uyumlu. 220 volt 50 Hz. Ozon burada 3 litre minim air galiba. Yani 3 litre pompalama arkadaşlar. Bu ozonu pompalıyor. Suda ki yani ozon normalde ozon direkt olarak pompalama sistemiyle bu suya veriyor. Bildiğimiz diğer ozonlardan farklı. Yani aynı ozon makinesi yani sistemi içinde var. Tabi ilerleyen zamanlar içini de açacağım paylaşacağım. Ama bunun özelliği de arkadaşlar akvaryum pompası gibi çalışıyor. Suya hava veriyor ve havadaki ozon ya burada belirttiği gibi 3 litre pompalama özelliğinden bahsetmiş. Model AZ arkadaşlar 1000G6 belirtilmiş. 10 watt enerji tüketiyor denilmiş. Yani denilmiş burada. Ondan sonra 60 dakika arkadaşlar çalıştırma dışında 60 dakika dışında çalıştırmayın. Zararlıdır demiş. Yani makine herhalde zarar görür. Makinenin zarar görmemesi için 60 dakika dışında çalıştırılmaması konusunda belirtilmiş. Burada Elektronik Teknoloji Hop Limited şirketi denilmiş. King Room galiba. Tioni King Room Elektronik Teknoloji Limited şirketi üreticisi. Arkadaşlar 4 adet vida yeri var. Yani sabitlemeniz için. Şurada ürün bir adet vida ile açıyor. İlerleyen zamanlarda iç yapısını göstereceğim sizlere. Belki bunu daha ucuza mal etmek isteyen dostlarımız vardır. İç yapısını merak edenler vardır. Sizdeli dostlarım için ilerleyen zamanlarda bunu paylaşacağım. Biliyorsunuz aldığım elektronik ürünlerin içini sizdeli dostlar açıp değerli dostlarımla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü hem merakımı gideriyorum hem de sizin merakınızı giderilmeye çalışıyorum. Hem de belki sizlere yol gösterir. Belki bu konuda daha iyisini yaparsınız. Çünkü sonuçta bu ürünler farklı elemanlarla farklı devirlerle tabii ki bu konuda eli yatkın olan arkadaşlarımız, dostlarımız, izleyicimiz var. Daha iyisini de yapabilirler diye düşünüyorum. Arkadaşlar şurada bir hortumu var. Hortumun ucunda şöyle gösterecek olursam hortumumuz arkadaşlar. Bu arada kargonun ambalajına dokunduğum için hortuma dokunmak istemiyorum. Ellerim kirli olabilir arkadaşlar hijyen açısından. Çünkü bununla suyu ozonlayacağım dostlar. Tabii ki her ne kadar temiz bir yerden gelmiş gelmemiş onu bilemiyorum. Ama kargonun ambalajı malum çok kirli olur arkadaşlar. Belki ellerimin kirliliği şu an görünüyor kamerada. Bununla suyu nasıl ozonlayacağım arkadaşlar? Ozonun temizleme, bakteri, mikrop öldürme özelliği var arkadaşlar. Ozonu farklı farklı alanlarda kullanabiliyorsunuz. Tabii ki dikkatli ellerde. Bu ozon yaralı olduğu kadar zararlıdır. İnsan sağlığına çok zararlıdır. Eğer dikkatli kullanmazsanız. Örneğin şu an bunu burada çalıştırırsam arkadaşlar ve bu havayı solarsam çok felaket akciğer zararı harbiyatı yaşattırıyor. Bilginiz olsun. Tabii ki ehli olan ellerde ozon kullanıldığı zaman yani yerine ve zamanına göre hijyen, temizlik açısından gerçekten yararlı bir ürün. Ama dikkatsizce kullandığınız zaman zararlı bir ürün. Bunu da belirtmekte yarar arkadaşlar. Ozon sudaki mikropları, sudaki bakterileri öldürme gücüne sahip olduğu biliniyor. Suyu temizleme, tabii ki filtre etme özelliği var mı yok mu o konuda bilgi sahibi değilim. Ama normal kokan, kirli, zararlı bir suyu yani örnek olarak şöyle belirtebilirim. Bazı damacana sularını yani 5 litrelik suların üzerine okursanız arkadaşlar aynı şehrin suyu pet şişelere yerleştiriliyor ve üzerinde de o şehrin sağlık
müdürlüğünden alınmış yetkileri var. Şu filtrelerden geçirilmiştir. Su ozonlanmıştır. Yani su ozonlandığı zaman ne oluyor? Aynı şebekeden içtiğiniz su örneğin kötü kokabiliyor, kötü olabiliyor, içilmeyecek tatlı özellikleri de olabiliyor. Ama o su filtrelendikten sonra yine o koku gitmediği için ozonlandığı zaman ne oluyor? Kokudan arındırılmış oluyor. İçinde zararlı maddeler varsa ozon sayesinde giderilmiş oluyor arkadaşlar. Ozonun sudaki yani özellikle pompalanarak arkadaşlar bir akvaryum kutusu gibi gördüğünüz gibi içinde bir pompa motoru var ve ozon jeneratörü var. Saatte galiba 1000 miligram ozon üreten ve 3 litre hava pompalayan bir kutunun içine yerleştirilmiş. Ve şurada görmüş olduğunuz şu hortumun ucu arkadaşlar. Hortumumuzun ucu buraya takılıyor. Şöyle gösterecek olursam. Bu başlıkta arkadaşlar hava gözenekleri var başlığımızda. Havayı pompalıyor. Yani akvaryumun aynı mantığı düşünün. Tek farkı ozonun yapısını yani ozon üretildiği zaman göremiyorsunuz. Kapalı bir kutuda. Ve kapalı kutudaki o ozon tabi ilerleyen zaman açtığım zaman göreceksiniz. Pompa yardımıyla suya üfleniyor. İster suya ister dışarıda da arkadaşlar kullanabilirsiniz. Tabii ki solumamanız gerekiyor. Ve sudaki yani bir yerde ben izledim bir videoda. Kirli suya su kirletiliyordu. Bu ozon hortum yerleştiriliyordu. Su o kirli mürekkeple kirletilmiş su temizleniyordu. İlerleyen zamanlarda bunun da mürekkep miydi, boya mıydı neydi tam olarak hatırlamıyorum. Ama kirletilmiş bir suyu bardağın içine koyup bu başlığı suyu temizliyordu. İlerleyen zamanlarda bu testi de sizlere göstermeye çalışacağım. Karınca kararınca. Ama şu an için kutu açılışı oldu arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istedim. Umarım yararlı faydalı video olmuştur. Yaklaşık bana galiba site kuponu şu bu derken 460 mı 80 TL'ye mal oldu. Kargo dahil her şey arkadaşlar. Gümrük vergisi şu bu her şey dahil. 480 mi 60 mı tam hatırlayamıyorum. Bana mal oldu yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü 100 TL site kuponu kullandım ve artı arkadaşlar bu sözde ülkemizde ürettiğini iddia eden yani sadece buradaki etiketi değiştirip ülkemizde ürettiğini iddia eden firmalar da vardır. 1000 lira 2000 liraya satılıyor. Almayın daha ucuza bulabiliyorsunuz. Hatta AliExpress'te baktım daha ucuza aldım arkadaşlar site kuponu kullandığım için. AliExpress'ten daha ucuza geldi. AliExpress'ten alsaydım galiba 500-600 TL mal olacaktım. Ama ülkemizde satan bir siteden aldığım için 480 ile yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar o civarlarda aldım. Yani yanlışım varsa da yorumlarda düzeltirim fırsat bulursam. Yine de soru cevaplarınızı yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Fikir ve görüşleriniz varsa yazın. Soru cevaplarınız varsa yazın. Fırsat buldukça sizlere döneceğim. Bu konuda tabii ki bilgilerinizle bu videoyu destekleyebilirsiniz. Eksik bıraktığım noktalar varsa doldurabilirsiniz. Her zaman diyoruz arkadaşlar bilgi paylaşıldıkça kıymetli ve değerlidir. Burada yazdığımız gibi. Bilgiyi birbirimizden esirgemeyelim, paylaşalım. Benim eksiklerimi yorumlarda tamamlayabilirsiniz. Fikir ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Fikir ve görüşünüz yoksa dahi bu videoların ön plana çıkması için, kanalımın daha fazla kişiye ulaşması için lütfen beğenip paylaşın, yorumlayın. Nokta, kalp bırakın, sosyal ağınıza paylaşın. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın değerli dostlarım.